TR724 YouTube kanalı izleyicileri, bir Ne Yapılabilir programında daha birlikteyiz. Bal Bayrak tekrar sorularımızı cevaplandıracak. Nurullah Bey, nasılsınız? İyi olmaya çalışıyoruz her zamanki gibi. İyiyiz diyemedik uzun süredir. İyiyiz evet. Diyemiyoruz ya. Evet, inşallah iyiyiz diyeceğimiz günlerde gelir. Şöyle, bu son 48 saat içinde çok anormal gelişmeler oldu. İsterseniz onu konuşalım bugün. Gezi davası karara bağlandı. Evet. Herkes müebbet istenirken herkes beraat çıkmasına şaşırdı. Büyük bir şok yaşadılar. Şimdi doğrusu sevindirici bir gelişmeydi bu. Evet. Yani arada sırada beraat kararları ve iyi kararlar çıkıyor ama geçmişte çok örnekleri yaşandığı gibi bu sefer de sürpriz yapmadı yargı. Evet. Bir son dakika golüyle bir önce savcı itiraz etti. Ardından işte Osman Kavala'ya yeni bir soruşturma başlatıldı. Bu seferki soruşturma 15 Temmuz'u organize edenlerden birisi olarak mı? Evet. Yeni bir soruşturma başlatıldı ve bu soruşturma üzerine tekrar tutuklandı. Fakat tabii bu gelişme üzerine bazı kesimler şok yaşadılar. Ama biz bu şoku uzun zamandır yaşamıyoruz artık. Çünkü bekliyoruz. Yani birisiyle ilgili bir beraat veya tahliye kararı verildiğinde dur bakalım, onun 7 günlük bir süresi mi var, itiraz süresi? 7 günlük. O süre içerisinde inşallah bir aklı evvel savcı itiraz etmez de tekrar tutuklanmaz deyip hep böyle yüreğimiz pırpır ediyordu. Ama çoğu zaman bizi şaşırtmadı. Yani maalesef AK Parti yargısı bir kere daha bu sefer yani Kaval olayında kendisini gösterdi. Kesinlikle. Ve ben böyle bir iki örnek söylemek istiyorum. Yani geçmişte yaşanan örnekler, böyle ilk şeyde yaşadık biz bunu. 30 Mart 2017'de Antalya'da gazetecileri tutuklamışlardı. 30 Mart 2017'de Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılandıkları duruşmada tahliye kararı verildi 12 gazeteciye. Bunların içerisinde Tuncer Çetinkaya, Serhat Şeftali gibi arkadaşlarımız vardı. Fakat birdenbire konu sosyal medyada gündem oldu. Nasıl olur da bunları tahliye edersiniz gibi. Derken yani birkaç saat geçmedi. Hemen savcı itiraz etti. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi hemen itirazı kabul etti. Ve tahliye edilen gazetecilerin tekrar tutuklanmasına hükmetti. Orada tahliye olmuştu, insanları bırakmışlardı. Cezaevinden çıkmışlardı. Cezaevinden çıkmışlardı. Sonra bir hafta içerisinde birer birer hepsini topladılar. Tekrar cezaevine koydular. Evet. Ve enteresan gelişme, bu olaydan birkaç gün sonra mahkeme savcısı görevden alındı. Mahkeme başkanı da Tenzili Rütbe ile Manisa'ya hakim olarak tayin edildi. Düz hakim olarak. Bir gün sonra daha büyük bir skandal yaşandı. Bu defa İstanbul'da herkesin gözünün önünde, bütün medyanın ilgisinin yoğunlaştığı yer, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde işte Abdullah Kılıç, Ali Akkuş, Büşra Erdal gibi gazetecilerin de içinde olduğu 21 gazeteci hakkında 31 Mart tarihi, 2017 31 Mart tarihinde yine mahkeme tahliye kararı verdi. 21 gazeteci hakkında tahliye kararı verdi. Kararın ardından bir sosyal medya ayaklandı. Evet. İsmail Saymaz gibi gazeteciler bir taraftan, bunları nasıl serbest bırakırsınız? Cem Küçük ve benzerleri bir taraftan kıyametleri kopardılar ve çok enteresan şeyler oldu. Ben onları yazmıştım. Daha önceden başvurularımızda da kullandık bunları. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Anayasa Mahkemesi başvurularında kullandık. Evet. Çünkü çok büyük bir skandal bu. Mesela evet. O gece daha tahliye kararı verilir verilmez tweetler atan Cem Küçük, eğer bu hainler tutuklanmazsa birileri çok ağır bedel ödeyecek. Bilerek söylüyorum bunu. Yıkılacak ortalık dedi. Akşam saat 6.39'a attığı bir tweet, 31 Mart akşamı. Yine bir başka tweette 12 dakika sonra Bekir Bozdağ Adalet Bakanı bu akşam HSYK'yı acil toplamalı ve bazı hakimlerle ilgili işlem yapılmalı. Milletin talebi budur. Bir başka tweette adı belli FETÖ'cüleri tahliye eden her savcı ve hakim meslekten ihraç edilecek, devletin kesin kararı budur. Devletin derken büyük harflerle yazıyor. Herkes bunu bilsin diyor. Arka arkaya başka şeyler tweetler atıyor ve en sonunda şunu söylüyor. Adalet Bakanlığımız HSYK harekete geçti, hainler salınmayacak diyor. Erken bunun gibi, yani bunun türevleri var evet. Medyada. Cem Küçük ve benzerleri benzer tweetler attılar. Gece
Saat 0.17'de Adalet Bakanı Müsteşarı ve hakimleri atayan daire olan HSYK'nın 1. Daire Başkanı üyesi olan Kenan İpek yine sosyal medyada şöyle diyor: FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne karşı Türk yargısının ve HSYK'nın yürüttüğü mücadele ilk günkü azim ve kararlılıkla sürdürülecektir diyor. 1 Nisan 00.17'de attığı ve normalde herhalde tahliye kararı verildikten sonra hemen tahliye edilmesi lazım gazetecilerin veya insanların. Ama bu tahliyeler bekletiliyor. İnsanlar cezaevinden çıkartılmıyor. Daha da ilginç olan savcının da tahliyesini talep ettiği gazeteciler var. 8 kişi normalde savcı tahliye talep ettiğinde buna itiraz edemiyor değil mi? Etmemesi lazım doğal olarak. Bunlarla ilgili de yeni bir soruşturma uyduruyorlar. Hemen apar topar o gece 21 gazeteciden 20 tanesini tekrar tutukladılar. Hepsi içeriye gitti. Şimdi bunun gibi onlarca örnek var. Ayşenur Sarıldak bunlardan bir tanesi. Son yaşanılan şeyler, Ahmet Altan bunlardan bir tanesi. Yani 8 gün sonra tekrar savcı itiraz etti. Geri tutuklandı. Veya yani beraat kararı verildi. Medyaya yansımayan da çok karar var. Ha, medyaya yansımayan çok karar var. Yani İş adamları bireysel tabii olan kişiler var. Ya ben kendi takip ettiklerimden 3 sefer Gültekin Avcı var. Gültekin Avcı yani, evet. Tahliye edilip tekrar tutuklanan. Burada maalesef şöyle, yani biz bir zamanlar şunu konuşuyorduk. Türkiye'de hukukun evrensel standartlara ulaşmasını istediğimiz dönemlerde, beklediğimiz dönemlerde yargılamaların diyorduk sadece mahkemelerde olması gerekir. Dışarıda insanlar yargılamalarla ilgili değerlendirme yapmasınlar. Yapılmasın. Medyada bu konuda değerlendirmeyi yapacağı zaman mahkemeyi etkileyecek değerlendirmelerden kaçınsın diyorduk. Bir dönem itibariyle böyle diyorduk. Şu an geldiğimiz durum itibariyle bir insan mahkeme tahliye kararı veriyor yaptığı yargılama neticesinde ve biz biliyoruz ki tutuklama bir tedbir. Tutuklama son olarak başvurulması gereken bir tedbir olmasına rağmen mahkemenin verdiği tutuklama kararı sonrasında sosyal medyada nasıl böyle bir tahliye kararı verilir yaygarası başlıyor. O yaygara sonrasında HSYK devreye giriyor. Biz diyor gereğini yapacağız. İlk günkü kararlılığımızla devam ediyoruz. Bu aslında süreç şöyle başlamıştı. Burada HSYK'nın ilk bu olaylara müdahalesi iki tane hakimle ilgili tutuklama kararı verilme süreci vardı. Metin Özçelik'le Mustafa Bey ile ilgili. O zaman itibariyle Cumhurbaşkanı o zaman da bir açıklama yapmıştı. Bunlarla ilgili gereği yapılması gerekir. Evet. O zaman HSYK'ydı. HSYK müdahale etmek konusunda çok geç kaldı dedi. Evet. HSYK Başkan Vekili çıktı dedi ki özür dileriz geç kaldık. Evet. Şimdi ya böyle bir süreç başlamıştı. Şimdi bu süreçler başladığında bugün evet Osman, biz kimsenin bir kere tutuklanması, hele hele haksız bir şekilde tutuklandıktan sonra tahliye edilmesinin engellenmesine asla, kim olursa olsun, ismi ne olursa olsun, düşüncesi ne olursa olsun, cemaat mensuplarına, cemaati istediği şekliyle kötülesin, ya böyle bir şeyimiz yok. Osman Kavala da beraat etmesi lazım, doğru bir karardı, beraat etmiş, tahliye edilmesi gerekirdi, serbest bırakılması gerekirdi. O noktada isimler konusunda bir tartışma yapmıyoruz. Yani tahliye edildiğinde bu insanlar tahliye edilmeli. Çünkü biliyoruz ki Türkiye'de tutuklamalar iktidarın talepleriyle doğru orantılı. Bunun en güzel örneğini HSK gösteriyor. HSK gösteriyor. Dönem dönem açıklama yapıyor. Evet. Biz bu davaları takip ediyoruz diyor. Cumhurbaşkanı kendisi de söylüyor. Şimdi bunlar olduğunda nasıl takip ediyor? Danışmanlarım aracılığıyla takip ediyorum diyor. Ankara'daki dosyaları ayrı bir danışmanım takip ediyor. İstanbul'dakilerin ayrı bir danışmanım takip ediyor diyor. Bir böyle gerçekten kendi vazifelendirdiği insanlar var. Bir de kendiliğinden vazife alan insanlarımız da var bizim. Evet. Davaları takip eden, ileten, yani belki 155'e ihbar eden, CİMER'e yazan, Cumhurbaşkanı'na yazan, Twitter'dan paylaşan, nasıl böyle bir şey oluyor diyen bizim tırnak içinde diyelim vatan sevdalısı ünlemi de koyalım. Yani şeylerimiz var. Evet. Yani adliyede çalışan, adı belki hakim savcı da olabilir, sıfatı hakim savcı da olabilir. Bu tip insanlar var. Yani buradaki sorun şuydu. Bu olaylar olduğunda, ilk başladığında buna gösterilen tepki. Yani bu ilk sizin dediğiniz gibi cemaate yakın olan insanlar, cemaat mensubiyetinden dolayı yargılanmış, tutuklanmış insanlar. Bu insanların tahliye olduğunda, sonradan yapılan itirazla tekrar tutuklandıklarında
itiraz, kimler itiraz etti? Cemaate yakın olanların dışındaki insanlara itiraz etmediler. Ya eğer ortada hukuki anlamda bir mevzu var diyorsak ki bu mesele hukuki bir mevzu. Hı hı. Ya bu meseleyi şöyle diyemeyiz. Yani burada muhalefet partileri veyahut cemaati sevmediğini düşünen, söyleyen, işte İsmail Saymaz gibi insanlar yani farklı bir değerlendirmeye sahip olamazlar. Hukuki bir değerlendirme diyorsak, hukuki değerlendirmede ya evrensel kriterler esas alacağız ya da diyeceğiz ki biz evrensel kriterler falan değerlendirmiyoruz kardeşim. Bizim hukuktan anladığımız, bizim muhalif olarak gördüğümüz insanların linç edilmesi. Böyle denilebilir. Şimdi orada siz cemaat mensupları ile ilgili bir işlem yapıldığında itiraz etmiyorsunuz ama cemaat mensubu olmayan, farklı bir düşünceye sahip olan birisi ne bu uygulama yapıldığında itiraz ediyorsunuz. Burada bir yanlışlık var. Eğer hukuki bir değerlendirme diyorsak o gün ona itiraz etmemiz lazımdı. Daha etmediğimizden dolayı yargı herkese eşit davranması gerekir. Yargı zaten öyle davranmalı. Evet. Yargının yani bir cemaat mensubuna karşı yaptığı yanlış bir davranışı şöyle düşünmesi lazım. Özellikle yani cemaatin karşısında olduğunu düşünenler veya cemaat karşıtı olmayabilir de farklı partilerden insanlar şöyle düşünmesi lazımdı. Cemaat mensubuna yapılan bir hukuksuzluk, bana yapılan bir hukuksuzluktur diyebilmesi lazım. Çünkü bugün ona yapılır, eğer itiraz etmezsen yarın aynısı sana yapılır. Şu an böyle bir şeyle karşılaştık. Ya burada sizin bahsettiğiniz gibi Ceza Muhakemesi Kanunu 104. maddesinin 2. fırasında bir değişiklik yaptılar. Ya bu zamana kadar biz şöyle bir şey görmemiştik. Birisi yargılama aşamasında tahliye ediliyorsa, soruşturma aşamasında da tahliye ediliyorsa artık o tahliye kararına itiraz olmaz. Tutuklamanın devamı kararlarına itiraz olur. Sanık itirazını yapabilir ama savcı hiçbir şekilde mahkeme tarafından verilen veya sulh ceza hakimi tarafından soruşturma aşamasında verilen bir tahliye kararına itiraz etmez. Etmezdi de. Bu yasa böyleydi. Böyleydi. Evet. 2017 yılının 11. ayında 696 sayılı yasayı KYK ile değiştirdiler bunu. Bu değiştirildiğinde şimdi ben bakmadım da incelemedim de yani merak ediyorum yani. O tarihi itibariyle muhalefet acaba bu yasal değişikliğe, bu KYK ile yapılan değişikliğine ne itiraz ettiler? İtiraz ettiler mi? Şöyle herhalde değerlendirdiler. Ya bu düzenleme aslında cemaat mensuplarının tahliye olması konusunda bir daha değerlendirme yapma imkanı veriyor savcılığa. Evet. Veyahut o noktada müdahale edecek siyasi iktidara. O yüzden doğru bir uygulamadır diye mi düşündüler? Herhalde öyle düşündüler ki yani, o gün itibariyle itiraz etmediler. Bir örnek var mesela burada. 2015 seçimlerinden 2 gün önce düzenlenen HDP Diyarbakır mitinginde 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili tutuklular var. Tutuklu şahıslardan işte BG diye geçiyor haberlerde. Tahliyesine karar veriyor. Yani kabul etmiş o yargılama esnasında. Orada 5 kişinin ölümünde birinci derece sorumlu olan şahsı IŞİD militanı, IŞİD'e bağlı olduğu iddia ediliyor. Sanığın tahliyesine karar veriyor mahkeme. Tabii müdahil avukatları buna itiraz edince mahkeme diyor ki CMK 104'e 2 gereği sanığın tahliyesine ilişkin karara itiraz edilemez diyor. Evet. Mahkemenin verdiği tahliye kararları kesinlikle itiraz edilemez diyor. Fakat nedense bu tip kararlar yani böyle IŞİD ve katiller yani seri katiller söz konusu olduğu zaman birdenbire yargı hukuku hatırlıyor. Tabii bu dönemde çok itiraz ettik biz bu tip bırakıp tekrar geri almalara. Sonradan KYK ile değiştirerek bunun önünü kapatmış oldular. Aslında evet. Yaptıkları her şey yasalara uygun görünüyor. Yasayı yani, değiştirerek yasalara uygun. Tabii hukukla yasayı zaten ayırmak lazım. Evet. Yani yasayı AKP iktidarı söylüyor zaten. Ben yasayla değiştiririm. Ya burada yani dönüp dolaşıp eski İçişleri Bakanı'nı hatırlamamak mümkün değil yani. Her fırsat diyor ki biz mecliste çoğunluğumuz var. İstediğimiz yasayı yaparız. İstediğimiz yasayla da istediğimiz suçu suç olmaktan çıkartırız. Evet. Sen bu, yap. Biz senin yasayı yaparız. İstediğini yaparız diyor. Daha yani şu an o yüzden. Biz yasa yapan yeriz. Sen dediğimizi yap. Yaptığını suç olmaktan çıkartırız. Evet. Ya bunu diyor yani. Bunu çok rahat bir şekilde demişti. Yani dedi yani şu anda da zaten söylüyorlardır bunu. Ya buna itiraz etmezsek etmediğimizden dolayı bunlar çıktı. Yani burada işte Cumhurbaşkanı'nın başbakan olduğu dönem itibariyle sulh cezalar şu an itibariyle sıkıntı mı? Osman Kavala'yı tutuklayan sulh ceza. Ya kardeşim ya nasıl bu mantıkla hareket ediyorsun? Ya öyle bir mantık var ki yok Osman Kavala'nın işte şunla irtibatı varmış. O kişinin de cemaatle irtibatı varmış. Cemaat de 15 Temmuz'u organize etmiş de filanmış da feşmekanmış da buradan dolayı tutuklanmasına. Ya böyle saçma gerekçelerle
tutuklama kararı veriyorlar. Niye veriyorlar? O sulh ceza çünkü AKP iktidarının istediği bir sulh cezaydı. Peki bu Onlar kurulduğunda biz şu an yeni bir sistem oluşturduk, sulh cezalar kurduk ve bunlar artık gerekli mücadeleyi yapacak diyordu. Yani istediği şu, hakimler bundan rahatsız oluyorlar mı bilmiyorum ama rahatsız olmaları lazım. Yani mücadele neferleri. Yani şunu normal zamanda hani yazıyorum belki ama söylerken haya ettiğimden dolayı biraz çekiniyorum. Doğu Perinçek'in ifade ettiği tarzda bir yargı şey yapıyorlar. yargılama yapıyor. Yani sen AKP iktidarı atıl diyor, atılıyor. Bu hukuk değil kardeşim. Bize bunu hukuk diye yutturmayın yani. Siz yani adınız hakim olabilir, sıfatınız hakimlik sıfatı olabilir, savcılık sıfatı olabilir ama AKP iktidarının istediği şeyleri yapıyorsun. Sulh ceza sistemi böyleydi. Ya buna CHP o dönem itibariyle itiraz ettim bilmiyorum. Şu an yani verilen Osman Kavala kararı sonrasında hoş kendi milletvekillerinden de tutuklananlar oldu. O sulh ceza sistemiyle tutuklandılar. Ya bunlara yani gerekli itirazlar yapılmadığından dolayı bu süreç devam ediyor. Şu an Osman Kavala meselesi son mu? Son olmaz. Yani bu sistem kuruldu artık yani. Evet. Yani bundan sonraki süreçte AKP iktidarının yöneticileri tabii ki başta Cumhurbaşkanı olmak üzere kimin tahliye edilmesi gerektiğine, tahliye edilenin cezaevinden çıkıp çıkmayacağına, çıkmadan hakkında yeni bir soruşturma açılıp yeniden tutuklanıp tutuklanmayacağına karar veriyor. Ya o noktada siz evrensel hukuk filan derseniz de hikaye. Evrensel hukuk diyorsanız cemaate yapılanlar, cemaat mensuplarına yapılanlar karşısında göstermeniz gerekirdi. Yani İlk başta. ilk Evet. başta şunu dediğin için olmuyor yani. Cemaat mensuplarına yapılsın, bize yapılmasın. Kusura bakmayın ya böyle bir sistem yok yani. Cemaat mensuplarına yapıldığında buna dur demezsen kendine yapılır. Geçen oldu ya bir sabah Ahmet Davutoğlu'nun vakfına kayyım Ha, atanınca birileri kayyum ayaklandı. Dedi ya bu kayyım atamayı siz FETÖ için çıkarmıştınız. Niye bize atıyorsunuz? tabii işte. Yani aynı yasa uyguluyor. Ay bir Tabii. yasa sana farklı, bir başkasına farklı uygulanmadı. O gün de yanlıştı, şimdi Tabii. sonraki de Ya yanlıştı. zihniyet çok net ortaya koyuyor. Diyor ki FETÖ'ye karşı, Hizmet Hareketi mensuplarına karşı, cemaate karşı yapılıyorsa evet. Bu hukuk değil kardeşim. Bunu hukuk diye yutturmayın bize. Yani bu sizin yaptığınız yani tam bir diktatörlük, diktatöryel bir bakış açısıyla alınan kararlar, yapılan uygulamalar. Yani ona yapılırsa iyi, bize yapılamaz bu. Böyle bir şey yok. Sen yasaya eğer bu yasal düzenlemeye evet diyorsan o yasal düzenleme değiştirilene kadar artık sana uygulanacak. Evet. Hani meşhur fıkradır ya. Bir Ermeni, bir Türk, bir Kürt. Bir Türk'ün bahçesinden erik çalmaya gidiyorlar. Adam yakalıyor bunları. Ondan sonra Türk'le Kürt'e diyor ki lan siz utanmıyor musunuz diyor. Hem din kardeşiz diyor. Benim bahçem şöyle çekilin kenara. Sadece siz benim din kardeşimsiniz. Şu Ermeni'ye ben bir hesap sorayım. Sen kimsin diyor. Utanmıyor musun diyor benim bahçemden. Hem Hristiyansın diyor hem de diyor erik çalıyorsun. Bir güzel dövüyor adamı. Bunlar da kenara durmuşlar, Evet. seyrediyorlar. Ondan sonra Kürt'ü çağırıyor, kenara alıyor. Sen diyor hem benim milletimden değilsin hem de benden erik çalıyorsun. Bir de onu dövüyor. Türk diyor ki tamam bana bir şey olmayacak herhalde. Biraz sonra sıra Türk'e geliyor. Sen diyor ne hakla benim bahçemden erik çalarsın? Bir de onu dövdükten sonra Türk en sonunda diyor ki ya Ermeni'yi dövdürmeyecektik diyor başta. Kesinlikle. İlk başta Evet. cemaatçi deyip veyahut da işte bu bizden değil deyip o yapılan hukuksuzluklara göz yumdular ama o hepsi sırasıyla kendisine geldi. Bu muhtemelen yani kuvvetle muhtemelen şu anki bu hukuksuzluğu icra eden kişilere de gelecek. Zaten şu dönemde en çok bu aralar çok konuşulan şeylerden bir tanesi siyasi ayak tartışması. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan bu siyasi ayak konusunda köşeye sıkışmış vaziyette. Çünkü bugün Hizmet Hareketi'ni veya cemaati hangi argümanlarla suçluyorlarsa o suçladıkları şeylerin katmerlisi kendilerinde var. Bankasıya birisi para yatırmış, öteki gitmiş açılışını yapmış. Bir tanesi HTS kaydı bulunmuş. Aynı ortamda veyahut da nasıl söyleyeyim baz istasyonunun olduğu çevrede çok geniş bir çevre. Yani bir alışveriş merkezi olabilir, bir iş merkezi olabilir. Kesinlikle. Aynı yerde baz verdi. Bu cemaatten olabilir. Veya havaalanında aynı zaman dilimi içerisinde. Diyor ki saat 9 ile 11 arasında çıkış yapmış ama aynı zamanda filanlar da çıkmış. Ne bileyim ben onların nereye gittiğini bilmiyorum. Bu da bir delil sayılıyor. İşte 1 dolar da bilmem nedir vesaire. Şimdi Evet. bunlara bakarsanız AK Partililerin %100'ü
Bundan dolayı içeriye atılır. Çocuklarını okula vermekten tutun, gazetesine abone olmaktan. Şimdi tabii herkes ayaklandı ve geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle bir şey söyledi. FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasıyla ilgili olarak bu ülkede FETÖ'yü terör örgütü ilan edip ona savaş açan şahsım ve AK Parti'dir dedi. Evet. Bir kişinin Cumhurbaşkanı dahi olsa bir grubu veya bir kişiyi terör örgütü ilan etme hakkı ve selahiyeti var mıdır? Ne diyorsunuz bu konuda? Bakış açısına göre değişiyor. Şöyle düşünürsek muhalefet partileri CHP'nin bir kısmını olarak söyleyelim. Onlar kendi istemedikleri, kendi sevmedikleri, kendilerine rakip olarak gördükleri kişilerle, grupla, camiayla, cemaatle, cemiyetle ilgili Cumhurbaşkanı'na böyle bir yetki tanıyabilirler. Bu hukuk değil ama yani. Evet. Yani buradaki mevzu Cumhurbaşkanı'nı şöyle takdir etmek lazım. Ya Cumhurbaşkanı işlerini gizli yapmıyor. Alenen söylüyor. Her şey kayıt altında. Ya kendisi de söylüyor yani bundan çekinmiyor. Şahsım yaptı diyor yani. Şahsım demeyi de çok seviyor. Yani ben şahsım bu işi yaptı. Şahsım diyor terör örgütü olarak ilan etti. Şimdi bu çok önemli bir itiraf. Biz bunu şöyle olarak biliyoruz zaten. Bunu Cumhurbaşkanı'nın yaptığını herkes biliyor. Yani sadece Türkiye bilmiyor. Dünyadaki bu işle ilgilenen insanlar da biliyor. Yani terör örgütü ilan etmemesi. Buradaki ayrıntı şu. Tam siyasi tartışmalarda ben bu noktada CHP'nin yanlış yerde durduğunu düşünüyorum. Yani diğer partilerin. Şöyle eğer siz Cumhurbaşkanı'nın bu söyleminde bir yanlışlık görmüyorsanız o noktada sizin FETÖ mensubiyetinizden dolayı işte evinizde bir dolar bulundurduğunuzdan dolayı sizi suçlamasında bir sorun görmemeniz lazım. Yani çünkü Cumhurbaşkanı şahsi olarak bir yapıyı terör örgütü ilan etmiş. Ona o ilan etme yetkisini vermişiz. Verdiysek o zaman ilan ettiği yapının üyelerini de o belirler. Hangi eylemlerin suç olacağını da o belirler. Kimlerin yönetici olacağını, kimlerin destek verdiğini, hangi eylem yapıldığında destek olduğunu da o belirler. Siz eğer çünkü hukuk istemiyorsan böyle olacak. Ya burada şunu artık söylemiyoruz. Yani biraz sanki muhalefet böyle diyor da yani mesele cemaat meselesi değil. Tabii ki mesele cemaat meselesi değil. Yani bizden mesele cemaat mensubiyetinden çıktı yani. Mesele hukuk meselesi. Siz eğer ülkede hukukun işlemesini istiyorsanız bu cümleden dolayı ortalığı birbirine katmanız lazım. Yani hukuki anlamda ortalığı birbirine katmanız lazım. Yani nasıl bir cumhurbaşkanı bir yapıyı terör örgütü ilan edebilir? Bir yapıyı, bir grubu, bir cemaati, bir cemiyet evet suç işledilerse, cebir ve şiddet içeren bir suç işledilerse yasada, terörle mücadele yasasında tanımı yapılan unsurları belirtilen şekliyle bir suç işledilerse tabii ki terör örgütü ilan edilebilir. İlan edileceği yer mahkemelerdir. Cumhurbaşkanı değil. Cumhurbaşkanı MGK'yı toplayıp orada ilan edemez. Bakanlar Kurulu'nu toplayıp orada ilan edemez. Kendisi televizyona çıkıp işte Cumhurbaşkanı'nın söyleşisi deyip ben orada bu yapıyı terör örgütü ilan ettim diyemez. Böyle bir sistem olmaz. Peki, mahkemeler ne kadar bağımsız? Mahkemeler de tabii ki ilan etme meselesinde tamamen tarafsız ve bağımsız mahkeme olması lazım. Yoksa bu mevcut mahkemeler tarafından terör örgütü ilan edilmiş. Bir anlamı yok yani. Şu anki haliyle ne zaman ilan edildi? 15 Temmuz'dan sonra ilan edildi. 15 Temmuz'dan sonra ilk Erzincan'da görülen dava Yargıtay'a geldi ve Yargıtay o kararı onamak suretiyle terör örgütü ilan edildi. Yani 15 Temmuz öncesi itibariyle böyle bir örgütün varlığından haberdar değil insanlar. Yani örgüt söz konusu ama değil. Ama insanlar 15 Temmuz öncesinden olan irtibatları yüzünden hatta 2008-2009 yılındaki telefon irtibatları yüzünden yargılanıyorlar. Çok daha öncesinden yani 1990'lara gidilen, 1980'lere gidilen vakalar var. Evet. Yani şöyle diyor zaten. 1980'lerde, 70'lerde falan, 70'lerden itibaren örgütün kurulduğundan bahsediyoruz. Yani sen örgüt bugün örgüt olduğuna karar vermişsin. 70'ten itibaren kurulduğuna kabul ediyorsun ve 70'ten sonrası itibariyle herkesi, her eylemi, oraya selam vereni de sen terör örgütü ilan edebilirsin, örgüt üyesi ilan edebilirsin. Peki Nurullah Bey bir şey soracağım. Bir örgüt var ve bu örgütün bir tüzüğü veya yazılı bir kayda kuyulu olması gerekir mi? Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal düzenini değiştirmek istiyorum ve bu amaçla eylemler yapacağım. Silahlı, silahsız, şiddete uygun veya değil eylemler yapacağım. Böyle bir örgüt var. Bu bir örgüttür, kabul ediyoruz.
Peki o örgüte üye olan insanlar da bu örgütün bu amacını bilerek bu örgüte katılması veya ona yardımcı olması gerekmez mi? En basit suçlarda bile, yani en basit suçta bile bilmek, istemek zorunlu unsur. Yani evet. Bilmeden bilerek ve isteyerek. Bilerek ve isteyerek yapmanız lazım. Yani bilmeden, istemeden. Yani şu an söylüyorlar, ben bakıyorum ya örgüt üyeliğinden hiçbir kimseye ceza verilemez yani. Evet. Örgüt üyeliğinden ceza verebilmek için şunu demek lazım. Yani şunu, ya benim zihnimdeki bana örgüt üyeliğinden ceza veriyorsan benim hem zihnimi okuman lazım hem de eylemlerimi değerlendirmen lazım. Benim eylemim şöyle olması lazım. Onlar kendileri yargılama yaparken diyorlar ki cemaat 1970'li yıllarda kurulmuş, amacı devletin, cumhuriyetin niteliklerini ortadan kaldırmak. Bunu mu diyorsun? Yani evet, bu mu? Amacı bu mu? Hedefi bu mu? Örgüt üyesi dediğin adamın bu hedefi bilmesi lazım. Bu hedefi tasvip etmesi lazım ve demesi lazım ki ben bu hedef için çalışmaya hazırım. Ben bu hedef için çalışmaya hazırım dediği okulda öğretmenlik yapmak falan değil. Evet. Ben bu hedef için cebir ve şiddet içeren her türlü eylem yapmaya hazırım demesi lazım ve o eylemi de yapması lazım. Ya insanlara bakıyor, okulda öğretmenlik yapmışsın. Sen bu örgütü biliyordun. Ya nereden? Ben cemaati biliyorum. Evet, cemaati biliyorum. Cemaatin benim kafamdaki tanımlamasıyla senin kafandaki tanımlaması aynı değil ki. Sen başka bir tanımlama yapıyorsun. Ben başka bir tanımlama yapıyorum. Ben de cemaat diyorum. Sen de cemaat diyorsun. Senin cemaat dediğine örgüt diyorsun. Benim cemaat dediğime ben eylemleri itibariyle sorunlu bir eylem yapmamışım. Yani okuldaki öğretmen. Ya vatana, millete faydalı çocuklar yetiştirmek için mücadele etmiş. Tek gündemi o. Ya bu gündemden yola çıkarak sen bu kişiye örgüt üyesi diyebilir misin? Diyemezsin. Yani bu noktada ya bugün işte Osman Kavala'nın tutuklanmasına, FETÖ'nün siyasi ayağı laflarına, işte terör örgütü ilan etme meselesine itiraz edenler bunu demesi lazım diye. Dur kardeşim ya, sen bir yapıyı nasıl örgütü ilan edebilirsin? Bu yapının eylemlerini sen nasıl belirleyebilirsin? Yani bir cumhurbaşkanı düşünebiliyor musunuz? Yani genel AK Parti grubunda yaptı herhalde o evet. Konuşmayı. Bir grupta, partisinin grubunda konuşma yapıyor ve diyor ki evinde bir dolar vardır. Ya olsa ne olur olmasa ne olur. Kılıçdaroğlu'nun yani. Evinde bir dolar olmasından şüphe ediyorum. Şüphe ediyorum, şüphe ediyorum. Ya bir dolar varsa, bir dolar varsa örgüt üyesidir. Belki örgüt üyeliğinden, yani onu herhalde Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki planlaması örgüt üyeliği olarak bırakmaz, örgüt bunlar, yöneticisi olarak değerlendirir herhalde. Bunlar çok gidip geliyorlar Amerika'ya, çok dolar kullanıyorlar çünkü her şey dolar bunlarda. Olarak tabii aynen öyle. Bir dolarları ne yapıyorlar acaba? Herhalde saklıyordur yani. Bizim o şansımız olmadı. Biz bunlarda böyle bir zihniyet olduğunu bilmediğimizden dolayı benim evimde de yapılan aramada 4 tane dolar bulmuşlar. 4 tane 1 dolar. Yani bir tanesi F serisi, diğerleri farklı bir seri. Kendilerine göre yorum yapmışlar. Yani bizim de aklımıza gelse ya bunların böyle bir zeka ürünü ortaya böyle bir şey koyacaklarını düşünsek farklı bir şey yapabilirdik ama ya pozisyon böyle bir pozisyon. Ya buradaki Devlet Bahçeli dedi bunu. Bu 1 dolarların üzerindeki şeyler, seri numaraları İsviçre'deki bankalardaki hesapların şifreleridir dedi bana. Koskoca Devlet Bahçeli dedi. Sen ondan daha mı iyi bileceksin? Yani işte bu, onların bildiklerinden haberdar değiliz gerçekten. Yani peki, ben cemaat içerisinde biraz olduğumu düşünüyorum. Yaptığım iş itibariyle çok fazla insanla irtibatta olduğunu düşünüyorum ama onların bildiklerinin çoğunu bilmiyorum. Habersizim. Yani söylediklerinden ben biraz medyayı da takip etmeye çalışıyorum kendime göre. Yani onların anlattıklarıyla benim anladığım da çok farklı olduğunu görüyorum yani. Evet. Ya bize ya kabul ettirmek istiyorlar ya benim düşündüğüm, bildiğim cemaatle sizin anlattığınız bir değil yani. O başka bir şey anlatıyor. Biz ondan değiliz zaten. Onlar kendileri o torbanın içerisinde herhalde olacak bir gün. Ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Burhan Kuzu Cumhurbaşkanlığı hukuk politikaları Danışman herhalde. Başkanı gibi, politikaları grubu başkanı gibi böyle tumturaklı bir koltuğu var. Ha, ona öyle vermemişlerdir yani. Geçtiğimiz günlerde Harun Tokak bir tweet attı. Sen dedi Cumhurbaşkanı yapsın beni diye az yalvarmadın. Sayın Tayyip Erdoğan'a söyle de beni Cumhurbaşkanı yapsın diye az yalvarmadın deyince bizim bize çıkan bir haberdi. O habere bir mention yaparak bir cevap verdi. Ben dedi 15 Temmuz'a kadar onların dedi örgüt olduğunu bilmiyordum. O güne kadar dedi onlarla beraberdim. Kardeşim sen koskoca Cumhurbaşkanı hukuk politikalarının bilmem neyinin başısın da bilmiyorsun da ben mi bileyim bunu? Veyahut da sarma saran veyahut da bir okulda öğretmenlik yapan
Bir öğretmen mi bilsin bunu? Kim bilecek? Öyle yani geçenlerde işte bir şey paylaşıldı. 2015 yılının sonlarında İstanbul'da görülen soruşturmalarda polislere karşı tavsiye soruşturmasında hem Hidayet Karaca'nın olduğu hem Ekrem Dumanlı'nın olduğu hem Sayın Gülen'in olduğu o dosyada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'na yazıyor. Diyor ki FETÖ, PDY isimli bir örgüt var mı? Hı. 2015 yılında yazıyor. Tamam. Bak, yani savcılık soruşturma yürütüyor. Onlar da kendilerine göre bilgileri, belgeleri gönderiyor. Ya, İstanbul Savcılığı soruşturma yapmış bilmiyor. 2010 şeyden sonraki açıklamaları, 15 Temmuz'dan sonra HSK Başkan Vekili'nin açıklaması. Biz bu zamana kadar işte terör örgütü, FETÖ terör örgütüyle ilgili elimizde bilgi belge yoktu. Bu hadiseyle biz işlemlerimizi yapabiliyoruz dedi. Yine Bülent Arınç da şu an itibariyle herhalde Cumhurbaşkanı evet. danışmanı. Evet. O da açıklama yaptı. İbrahim Kalın'ın açıklaması var. Artık yeni bir örgütle karşı karşıyayız. Ya bu insanlar devletin bütün imkanları ellerinde. Bütün bilgiler onlardan geçiyor. Bütün her şeyle ilgili kararları veriyor. Onlar örgütün farkında değiller. Ama okulda öğretmenlik yapan. Bugün itibariyle bugün öyle bir haber vardı yine. Maalesef. Cezaevi şartlarında doğum yapan bir evet, kadıncağız. Yani yaptığı nedir? Ya öğretmendir, ya bir kermeste ya da bir dernekte ya da bir dernekte bir faaliyet yapmıştır. Bir faaliyet yapmıştır. Yani istediğin kadar alt alta koy, bu insanın cezaevinde yatmasını gerektirecek bir mevzu değil. Ama diyorlar ki senin haberin olması lazım. Cumhurbaşkanının haberinin olmasına gerek yok. Evet. Senin haberin olması lazım. Benim neyden haberim bırak var? Bırak dışarıda kalsın. Yargılamaya devam et. Bırak dışarıda kalsın. Ya bu zaten bu tam bambaşka bir şey yani. Ona o konuda söylenecek çok şey, söz var da. Bu arada bir küçük bir bilgi de vereyim. Bu Hidayet Bey ve arkadaşlar Ekrem Dumanlı da bunun içerisindeydi. Hidayet Karaca, Ekrem Dumanlı ve bir takım polislere yürütülen o tahşiye soruşturmasını yürüten savcı Hasan Yılmaz aynı zamanda bu Kavala dosyasını tekrar açan ve tutuklamaya sevk eden ve savcı. Kavala'yı tutuklamaya sevk eden ve tutuklanmasını sağlayan savcı aynı kişi. Aynı kişi. Hasan Yılmaz şöyle özelliği de vardır yani. İstanbul'daki avukatlara operasyon yapan da savcıdır. Öyle mi? Tabii. Tüm avukatları tutuklayan çok çok gerçekten iyi bir savcı olarak yani bizim nazarımızda bir yerde duruyor zaten. Evet. Ya yani bu o noktada siyasetin bunu, bir dediğini iki etmiyor. Yani. Etmiyordur muhtemelen. Yani o zamandan beri istikrarlı bir şekilde duran savcılardan bir tanesi. Başarılı bir savcı. Yani ünlem mi de koyayım da sonrası itibariyle. Yani biz kendi yaptığı dosyalarla ilgili yani bakarız kendimizle ilgili yapılan dosyalarla ilgili Hasan Yılmaz'ın uluslararası arenada yani nasıl bir hukukçu olduğunu yani dünyaya duyurma konusunda biz kendim o dosyaların içinde yargılandığımdan dolayı kendime bir sorumluluk görüyorum. Evet. Yani Osman Kavala ekibi de işte bunu zaten yani Hasan Yılmaz'ı normal sıradan dosyasını yürüten bir savcı olarak değerlendirmiyorlardır. Evet. Yani şu an itibariyle özel yetkili dediğimiz terör savcıları, sulh ceza hakimleri, terör mahkemeleri. Ya yani bunların AKP iktidarıyla sarayla, cumhurbaşkanıyla doğrudan irtibatı olduğunu düşünerek de hareket etmek lazım. Yani evet. Doğrudan orada irtibatı olan hiç kimseyi hukukçu olarak değerlendirmek mümkün değil. Peki bugün bu kadar yeter mi? Yeter herhalde. Yani gelecek, inşallah. Gelecek sefere şunu konuşalım. 28 Şubat'ı konuşalım. Çok kısa bir giriş yapalım isterseniz. 28 Şubat'ta sanırım 21 kişiye müebbet hapis cezası verildi. 28 Şubat'tan dolayı yargılanan askerlere mi? 28 Şubat davasında yargılanan askerlerden 21 kişi. Çetin Doğan evet. Bunların içerisinde İsmail Hakkı Karadayı, Çetin Dizdar vesaire bunlar da var. Kemal Gürüz var eski YÖK Başkanı. Bunlar hepsine müebbet verildi fakat hiçbir tanesi tutuklanmadı. Evet. Sağlık nedenleriyle ve yaş haddinden dolayı tutuklanmadı. Gelecek sefere bunu konuşalım. Bir de özel bir hikaye var orada. Yani benim yakında öğrendiğim onu da anlatacağım inşallah. Olur. Peki çok teşekkür ederiz. Gelecek programda görüşmek dileğiyle tekrar.